Selam arkadaşlar, iyi geceler. Ne diyeyim, günaydın mı diyeyim, iyi geceler mi diyeyim? Videoyu hemen yapıp hemen paylaşacağım arkadaşlar. Saat kaç? Saat kaç? Saat 4'e mi geliyor arkadaşlar? 3'ü geçti. Ne yapıyoruz biz? Uyumadık. Ondan sonra dedik ki yarın için köfte yapalım. Hani bu gece dinlensin, yarın sabah kızartır yeriz dedik. Değil mi kız? Evet. Valla uykumuz da yok. Biz zaten buradan vaktimizi çok güzel değerlendiriyoruz. İnanın uykumuz gelse bile uykumuz gelmiyor. Uyuyor. Uyumak için yatağa giriyoruz. Biz uyumuyoruz arkadaş. Biz 2 saatlik uykuyla duruyoruz bütün gün. Temiz hava insanı şey yapıyor. Ya bir de Burada bir çok keyifli aradayız. Çok geçiyor. mutlu oluyoruz. Çok konuşuyoruz. Çok eğleniyoruz. Aslında Yani bir daha çok uyku, konuşulacak evet şey varmış. yani uyku ikinci planda. Uyumasak da olur. Dün gece hiç uyumadım arkadaşlar. Hiç uyumadım. Eve Bir gidince saatlik uyumuşsun. uykuyla. Ya uykuyu evet her zaman evde de yaparız. Valla Deniz bile ayakta, saat 4'e geliyor. 3'e mi geliyor? 4'e geliyor herhalde. Şu an onu çok biraz yavaş bir saat çünkü çok geç. Tamam, kucağımda yapayım ben Millet bunu. yukarı çıkmasın. Ondan sonra Deniz bile uyumadı arkadaşlar. Hatta Deniz 2 gecedir bizim odada yatıyordu. Oo dedi, bu oda çok eğlenceliymiş dedi. Biz niye mutlu? Sabahlara kadar gülmekten var ya, anlatamam Yoruluyorum size ya. O kadar çok gülüyoruz, eğleniyoruz ki. Tam böyle gözüm dalıyor, ablam kalkıyor bir şey gösteriyor. Bir şey söylüyor. Telefondan bir şey gösteriyor, bir şey söylüyor. Uykum ayıyor aniden. ben. Biz niye mutfakta değiliz de buradayız? Onu da söyleyelim mi? Mutfağın ışığı şey olmuş. Işık bozuldu şu Işık an. bozulmuş. Bunu rendelese miydik bir anda? Köfte Sen yapacağız. onu bana ver. Benim burada ekmeğim, 1,5 kilo kıyma, salçam var. Ben salçada kullanıyorum köfteyi. Şöyle bol miktarda maydanoz. Maydanoz, medenüs, bizim burada medenüs derler. Maydanozu çok ince doğramaya gerek yok. Ben böyle biraz içinde belirgin olunca seviyorum. Akşamdan beri bugün var ya o kadar yoğun geçti ki kızlar. Bir tane yumurtamız. Bugün saat 12'de bir evden dışarı çıktık. Ben 3'te geldim, ablam 4'te geldi benden 1 saat sonra. Yemek yedik, yere Yemekti, gittik. şuydu, buydu, yemeği yedik, mutfağı topladık, yine dışarı çıktık. Başka bir yere gittik, başka bir yerden başka bir yere gittik, oradan da başka bir yere gittik. Eve geldik, oturduk biraz balkonda, çay kahve içtik. Bak sana ne göstereceğim. Ne göstereceğim? Aa, ne yaptın? Abla. Rendenin en küçük yeriyle bak köfte şeyi soğanın en küçük yeriyle rendelenmesi gerekiyor. İşte Efendim. ben evde o en küçük yerde yapmıyorum biliyor musun? Buradan niye biliyor musun? Hem suyu çıkıyor soğanın Evet. hem de hiçbir tane iri tane kalmıyor. Çok güzel oluyor. Göreceksin şimdi. Siz hiç gecenin 4'ünde köfte yapan kişiyi gördünüz mü arkadaşlar? Görmediyseniz görün. Şu sarımsakları konuşacağız arkadaşlar. Anlatacaklarım var size. Dün akşamki yüklediğim video, bilmiyorum, şikayet etmişler, videom kaldırılmış YouTube tarafından. Kim şikayet etti Bilmiyorum, bilmiyorum. ben manyak bir kadından konuştum. Hani o bir şikayet etti desem, o kim ki yani? Onun 1-2 tane şikayetiyle olacak bir şey değil. Videom gözükmüyor, dün geceki videom gözükmüyor. 2 gün sonra belli olacak. Mesaj gelmiş. Evet, çok güzel yapmışsın. Bir de ben size başka bir konuyu daha anlatacağım. Sarımsaklarımı ezdim. Sesimi rahat duyun diye. Az kaldı. Aslında ben rendeliyordum da ezmek daha iyi Hayır, oluyor bundaki dediler. lezzet daha güzel. Süper bir köfte yapacağım. Suyu Fırında çıkıyor. yapmayacağım, kızartacağım. Ama şimdi değil tabii, sabah kadar dinlensin. Yanına şeyde fırında yapmayacağım artık. Şimdilikler Aa, bir şey fırında yapmaya söyleyeceğim. niyetimiz Bir yok. şey söyleyeceğim. Biz bunu yarın yemeyeceğiz. Tamam, dinlensin. Neden? Yarın yemeğimiz var Neden? çünkü. Neden? Neden? Hayır, yemek değil. Kahvaltıda yiyeceğiz de. Yarın günlerden ne? Salı. Salı. Aa, biz yarın ne yiyeceğiz kızlar? Biz yarın buranın meşhur böreğinden yiyeceğiz. Özel bir börek. Evet. Kahvaltıda onu yiyeceğiz. Heyecanlandım şimdi. Ay, ben de çok heyecanlandım kız. Çok değil arkadaşlar. 3 saat sonra börekçi gelir buraya. Onlar şimdi hazırlıklarını yapıyor Evet. zaten.
Sabah buranın pazarı arkadaşlar. Pazara da gideriz. Orada çekim yaparız abla. Yarın erken kalkacağız. Oldukça. Erken kalkmasın. Pazar. Oldukça bir de. Ama buranın pazarı çok erken bitiyor. Evet arkadaşlar, saat 2'de, öğlen 2'de buranın pazarı bitmiş oluyor neredeyse. Çünkü ürünler köylerden geldi. Aslında evde de her şey var, alacak bir şey de yok ama biz gene gezmek amacıyla gideriz diye düşünüyorum, bilmiyorum. Gözlerim yandı, soğan var ya, o kadar acıymış ki. Sarımsak da öyle, daha fazla ezmeme gerek yok herhalde. Deniz, bize bir kaşık getirir misin? Kaşığa gerek yok, ben elimle alırım. Elim soğanlı ya. Tamam. Getireyim mi? Tamam, getirme. Yumurtayı da kırmışsın. Arkadaşlar, burada benim baharatlardan kişniş, karabiber, pul biber, zerdeçal. Başka ne var abla? Bir de değişik bir köfte baharatı var. Tuz, karabiber. Tuz var. Şöyle bir karışım yaptım. Mükemmel kokuyor. Burada, zaten köfteye kişniş süper oluyor. Bunun içinde de kıyma, ekmek, maydanoz, yumurta, salça ve soğan var. Soğan, sarımsağı da koyuyoruz şimdi. Bir arkadaşımızın birisi yazmış. Yani arkadaşım da demiyorum. Bastım engeli. Çünkü hiç uğraşacak durumum yok. Kimseye bir şeyleri ifade edecek durumda değilim. Vaktim yok çünkü. Ben ya da ablam, biz kimseyi zenginiz demedik. Dedim, evet ya, o ne saçma bir yorumdu öyle. Ondan sonra biz buraya annemi ziyarete geldik. Biz eğlence yerlerine gitmiyormuşuz. Şey, biz zenginiz. Neden zenginiz biliyor musun? Allah insana sağlık versin. Sağlık kadar büyük zenginlik yok. Aynen öyle. Bizim maddiyat zenginliği de işimiz yok. Ha, kimseye muhtaç biz değiliz. Hayır. Şöyle bir yorum yazmışlar. Ablası emekliyim, zenginim diyor. Ama neden Samsun'un çok güzel barları varmış, eğlence yerleri varmış. Biz neden evde, annemizin evinde, köyde takılıyormuşuz? Birincisi, burası köy değil. Burası çok tatlı bir kasaba. İkincisi, biz tatile gidiyoruz demedik. Biz annemizin yanına, annemizin evine gidiyoruz dedik. Evet. Öyle değil mi? Tabii canım. Niye bunu sorguluyorlar da bu şekilde? Biz zaten evimizde ve dışarıda biz çok eğleniyoruz. Tatile gitmek istedik, tatile giderdik. Gereksiz insanlar. Saçma sapan yorum. İsmini de hatırlamıyorum. Anında 2 haftalık hesap. Arkadaşlar, 2 haftalık hesap ya. Tuz katmayalım buna. Çünkü kattım ben, kattım. Salçada tuz var. Salçada tuz var da ben yine tuz kattım buna. Bu tuzlu olacak. Çok mu tuz kattın? Bilmiyorum. Salçanın tuzlu olduğunu bir anda unutmuşum. Olsun, tuzlu da yeriz. Tuzlu da yeriz. Ben şunları götürüyorum. Sen onları götür. Şimdi yazan kişinin ismini hatırlamıyorum. Hani yorumu falan silme değil. Anında engeli bastım. Çünkü yorumu okuyup da yok şu yorumunu sileyim, bu yorumunu sileyim, ona vaktim yok benim. Anında engeli yedi benden. Bakıyorum 2 haftalık hesap. Ben kimseye zenginim, param var, pulum var demedim. Ben sadece kimseye muhtaç değilim dedim. Evet, YouTube parasına ihtiyacım yok dedim. Gel buraya, çok güzel. Yok, param var. Bıktım artık ya saçma sapan kötü yorumlarınızdan. Gözümde kesildim kızlar. Anne yavrumunca doğrusu bir sıcaklar bu. Oh, bir güzel de yoğuruyorum. Kıyma da soğukmuş arkadaşlar, ellerim dondu yani. Bu dinlensin bir güzel yoğurduktan sonra. Şekillendirip öyle bırakacağım arkadaşlar. Bir güzel şekillendireceğim. Streçleyeceğim. Hazır yemek. Yanına da ondan sonra patates, biber de kızartırız. Fırında yapmayacağım. Zamanında zamanında diyorum, pardon, affedersiniz. Fırın köftesini çok yedim ben bu aralar. Köfte de pek sevmem aslında. Eti çok severim ama köfteyi sevmem. Yani yerim ama çok sevmem. Ne öpüşüyorsunuz kız orada? Yani yemeği bur, elim kestin. Biz öyle öpüşürüz deriz. Sen konuşmanı bırakıp da niye bizim öpüşmemiz olur? Ne bileyim, kulağım orada, bakıyorum ne yapıyorlar diye öpüşüyorsunuz ana kız. Anacığım beni görünce uyandı. Beni seviyor. Elini kaptırdı ve diye onu mu gösterdi? Evet. Bak. Oo, kıyamam sana.
Kıy kıy. Bak millet aramızı bozmaya uğraşıyor. Bir tane de şey getir istersen, hani şekillendirin de öyle bırakalım. Kıyma da çok ya. Neyse bize 2 günlük yemek olur arkadaşlar. Şimdi ilk kızartımda ilkini kızartma yaparım, yarısını. Yarısını da fırında yemek yaparım. Fırında yemek yapmam için şöyle yapacağım bunu. Eğer hepsini kızartmayacaksa içine ince köftelik bulgur atacağım. Çok süper oluyor. Ve içine attığım baharatlar gerçekten süper. Harika yani, mis gibi kokuyor. Yalnız şöyle bir yanlışlık yaptım. Tuzunu attım. Salçanın, annem biber salçası kullanıyor. Biber salçası tuzlu oldu. Bir anda aklımdan gitti. Çok konuşuyorsunuz ve sizin sesinizi alıyor, benim sesimi alıyor. Annemle muhabbet ediyorum ya. Niye kıskanıyorsun? Git içeride et muhabbetini. Ben videomu yapayım. Gel öpeyim. Seni dövmüşüm ama. Evet. Benim yüzümden eve giremiyorsun ama. Evet ya, sorma ya. Bir de yazmış ya, duygusal bir cevap. Vallahi bastım. Benim kimseyle uğraşacak halim yok arkadaşlar. Anında bastım engeli. Okumadım bile. Gene dün akşamki şikayet üzerine yani videom kaldırıldı ama bahsettiğim kişi izlemiş. Ondan sonra WhatsApp'tan mesajlar. Yemin ederim ben okumadım. Yoğuruyorum. Mailine hiç ulaştırma. Yemin ediyorum okumadım. Aradan 24 saat geçti. Az önce ablam okudu. Şey yazmış, beni tanımadan yargılıyorsunuz diyor ama sen de beni tanımadan bana neler yazmışsın ve hala orada söylediğin, hala diretiyor aynı şeyi ya. Ben yalan konuşmuyorum, sen kardeşini dövmüşsün ama biz de küçükken yaptık aynı şeyi, böyle bir şey yazmış bir de. Evet. Bu kadar saçma bir şey yok, bırak sen dinle. Yok, yorulmadım ki. Köfte şöyle yoğrulur, kuvvetli kuvvetli. Ben cansız cansız mı yaptım? Evet. Yoğruldu zaten. Azıcık daha yoğuralım. Maydanoz hepsini doğradın değil mi? Evet. Saplarını da ayırdım. Oldu bak, süper oldu. Bak. Saplarını da ayırdım. Yarın kaynatıp suyunu içeceğiz. Kim içecek onun suyunu ya? Annemle ben. Aa. Niye? Zayıflayacağız. Ödem atacağız. Maydanoz suyu. Maydanoz suyu ödem attırıyor ya vücuttan. Bunu şekillendirelim de dolapta sabaha kadar dinlensin. Altın hızma mülayim. Devam et, devam. Seni olmuş mu bak, güzel şekillendirelim. Yaz günü Temmuz ayı. Sen terle ben başörtü bağlamışım bacım. Çok da yakışmış. Ne gündü kız bugün, akşama kadar sokakta güneşte. Samsun çok sıcak arkadaşlar. Buranın Allah'ım ya Rabbim, bugün var ya deli oldum ya. Buranın sıcağı bir başka. Mızrak gibi güneş. 50 derece midir? 60 derece midir? Seni gördüm, şad oldum. Dım 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 dım. Bak şimdi. Hop! Vur. Nasıl oldu? Bir dakika, şeklini görmedim. Bak şimdi, bak 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 bak. Oh, devam et. Köfteyi yere vurarak şey yapma. Söyle, Urfa'nın etrafı. Çok olmaz o köftede. Urfa'nın etrafı. Dumanlı dağlar. Sıra gecesi. Aman aman. Bak, gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar. Deniz de sallanıyor. Sana eşlik etmek isterdim ama bana travesti sesli diyorlar, biliyorsun. Anadan babadan yardan ayırıp koyarlar. Apartmandan şikayet gelir mi sence bu saatte? Vallahi gelebilir de yani, saat çok geç millet. Burada herkes saat 10, en geç 11'de yatıyor arkadaşlar. Uyumayan biziz. Sabaha kadar gez bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu akşam ne diyor? Saat 9'dan sonra çıkmayın dışarıya. Sokakta kimseyi bulamazsınız, evet, diyorlar. Ama biz ondan sonra başka bir yere gittik. Saat 10.30'da biz başka bir yere gittik. Biz geziyoruz ya.
Ben de dedim demirden korksak trene binmez. Aynen öyle. O arkadaş da tuhaf tuhaf saçma yazılar yazmış. Vallahi kendi kaybetti. Anlayıp dinlemeden. Ben bir de o senin bahsettiğin o yazan arkadaş var ya. Hı. Arkadaşım da demiyorum. Hani ben ev yani onunla ilgili kendi yani onunla konuştuğum zaman kendime ait şahsi bir görüşme de yapmadım. Hiçbir şey de söylemedim. O nereden çıktı yani? Eve gelmiyormuşum senin yüzünden. Neymişim ben be kardeşim? Sen neymişsin? Be abi. Eskiden sen köfte yaparken çok güzel şekillendirdin, hatırlıyor musun? Ben köfteye gene çok özen gösteriyorum. Ben hiç özen göstermiyorum. Bazen çiğ köfte şeklinde yapıyorum. Duman, ama bunun kıvamı duman, çok güzel oldu biliyor musun? Çok güzel şekilleniyor. Onlar çok uzamamış mı? Ben biraz büyük yapıyorum. Gözüm aç ya. Sündürmüşsün. Sündürme bel olmuş. Abi ben gözüm aç ya. Hani büyük olsun. İşte benim yaptığım şekil arkadaşlar. Şöyle. Sen de göster bakayım. Bakayım hangimizinki daha güzel. Biz az önce köfteden önce neler konuştuk arkadaşlar. Neler 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 bir bilseniz. Ta gittik eskilere. Balkonda gülmeler, kahkahalar anlatamam size. Bu da benim küftem. Seninki çok değişik, benimki çok değişik. Ortası nasıl yaptım böyle? Çok güzel. Hiç öğretmiyorsun da bacına he. Bacım hep zaten sevdiğin şeyleri sen gizli tut. Gizli tut. Aşçıların en güzel tariflerinin hep bir tane sır noktaları vardır. Tarifi verirler ama bir tanesini vermezler. Tamam böyle yuvarladın şimdi böyle yapıyor. Olamıyorum. Nasıl yaptın onu? Aa, çok güzel. Dışarıdaki köfteler. Kadir Usta'nın köftesine benziyor. Nasıl? Şöyle mi yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Şekle bak. Nasıl yaptın? Niye göstermiyorsun? Bak şimdi gel. Çok bencilsin. Ne kadar beceriksizsin. Ben ne bileyim ya, sen şefsin, ben şeflik mi yaptım? Köfte öyle olur şekerim. Ben senin çalıştığın otelde şeflik yapsaydım ben şef olmazdım zaten. Ne olurdu? Bana kahvaltı isteyeni bekle. Bak şimdi. Acelen ne derdim. Bak şimdi böyle ya. Hı. Bak. Vah. Vah. O yüzden mi sen gösterdin? Ben de normal bir... Evet. Horozlar sabah namazına kalkıyor. Oldu işte böyle miydi? Yapamıyorsun biraz bacım. Yani az bak, biraz değişik oluyor. Dudağa benzedi. Başka. Ya öyle yapmasana. Zincir dudağına benzedi biraz. Dudakla alakası. öyle ama. Oluyor. Oluyor. Ay bunu hep önüme çekmişim. Pardon, sorry. Biz sarma da saracakmışız. Anneden büyük emir var. Evet. Yarın akşam sarmayı çalacağız. Biz nasıl olsa sabaha kadar oturuyoruz. Ya o. Evet. Bacım seni yoruyorum. Kusura bakma. Senin takipçin seni benden daha çok düşünüyor ama. Ya evet. Onlar çünkü benim anam. Bende bir sürü ana var. Ben sana işkence yaptığım için şu an bu saatte zorla köfte yapıyorsun. Evet. Kırbaçla beni kaldırdın yataktan. Ya kötü birisin. Kötü kadın müzeyyen oldum ben. Kötü kadın müzeyyen. Böyle mi yapıyorduk kız? Evet. Olacak da orta kısımdan çok ince atıyorsun. Bir de yamuk yapmışsın. Bu ne? Bak. Kurbağaya benziyor aynı. Bence güzel. Gödenceye düğüne mi gideceğiz? Ha yarın bir de düğünümüz var arkadaşlar. Gödenceye düğüne gideceğiz yarın. Davullu zurnalı bir düğün. Ne gideceğiz kız yarın? Ablamla ben gideceğim. Annem gelmiyor. Gödenceye düğüne gideceğiz yani bunca işin arasında. Oyun oynayacağız. Karşılıklı mı? Evet, bahçelerde börülceyi oynayacağız. Bahçelerde börülce. Bir de arkadaşlar şöyle biz köfteyi yaptıktan sonra biz şeye başladık 3 gündür. Ne dansıydı o? Twist dansına başladık. İyi eritiyormuş göbek. Abidik gobidik twist de gel. Lap lop lop lop. Twist dansına başladık. O böyle yapıyor ya böyle. Önceden çok oynardık o dansı. Çok yapardık.
70'li, ama şimdi benim biraz kalas gibi olduğu için zor oluyor yani, benim bükülmüyor. O belin bükülmesi lazım. Benimki çok esnek olmuş. Benim de belim kalas gibi ama güzel olmuş. Diyete başlıyorum inşallah yarın sabah. Yarın, pazartesi bugündü. Bugün başlaman lazımdı. Yarın salı börek var. Şimdi buranın böreği. Diyet miyet yok. Unut sen var. Bu işleri. Bak bu seferki oldu. Bakayım. Şuradan ne kadar ince yapıyorsun? Kıpışık tutarak yapıyorsun. Kıpışık. O zaman ben bunu sana bırakayım. Sen kendin yap. Olur. Yaparım. Yapar mısın? Evet. Uzun sürer ya. Zuhal. Zuhal mı? Ne Zuhal? Hamur. Sen ne zaman su böreği yapacaksın? Aa evet, su böreği var daha. Bu hafta içi yapabiliriz. Ama 3 gün yokuz. 3 gün çok yoğunuz. 3 gün kına, düğün ve... Sünnet mevlütü. Evet, mevlüt var. Onlara gideceğiz. Ondan sonra yapabiliriz. Ay şaka bir yana da, ondan sonra eve gitme zamanı yaklaşıyor. Ana. Daha 9, daha buradayız. Aa. Buradayız, aa. Daha buradayız. Aslında bugün bana ne diyorsun? Ne diyor? Bugünden itibaren 3 hafta mı, yoksa geldiği günden itibaren mi 3 hafta diyor. 3 hafta üstünden. Çarşamba, perşembe günü 1 hafta olacak buraya gidelim. Daha bugün pazartesi. Ay şaka gibi ya, ne çabuk geçti vakit. Ben hiçbir şey anlamadım ki. O kadar güzel geçiyor ki, dolu dolu. Belki ben kalırım burada. Ya. Kalırım ama senin gibi temizlik yapmam. Yapacaksın. Bir şey söyleyeyim mi? Ekim. Ara tatil ne zaman? Ekim. Ekim'de Kasım. Tekrar gelelim. Ekim'de var. Ekim'de tekrar gelelim. Doğum olmuş olacak ya o zaman. Bilmiyorum. Gelirsin ya. Ne bilmiyorum. Bilmiyorum ne. Allah nasip ederse gelirim. Şimdi ben kesin gelirim diyemem. Ona bakarsan ki ben de bilmiyorum. Allah nasip ederse tabii ki. Ben ev tutacağım zaten buradan. Evin anahtarını verirsin bana. Ben buradan ev tutacağım. Ben yazdan yaza burada kalacağım. 3 ay, 4 ay. Düşmanlar çatlasın. Kız. 2-3 tane kız açıp yesek mi kız? Çok güzel kız. Benim de canım istedi ama ben yemin ediyorum. Ben yemem çünkü benim birkaç saat sonra ilaç saatim var. Aç olmam gerekiyor ama sen kendin yiyebilirsin. Köfte de çok sevmem ama canım istedi. Ben köfteyi çok severim. Kıyma çok güzelmiş yalnız. Baharatlar çok güzel, bakar mısın ya? Hiç bizim oranın kıymasının rengine benziyor mu? Hayır. İstanbul'un? Artık bir de şimdi serbest bıraktılar ya, artık ne et yedirecekleri belli değil bize. Bayağı da çıktı ya. Denetim yapılmayacakmış ya. Ama ne parası yapsınlar. Domuz eti yedirecekler. Ben yerim. Domuz eti de yerim. Şey de yerim. Eti seviyorum ben. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kasabın telefon numarası var bende. Ben oradan almayacağım. Buradan alacağım. İsteyeceğim. Gönderecekler bana. Benim İstanbul'da da sürekli alışveriş yaptığım kasabı. Hiçbir yere güvenmiyorum. Kapatıyormuş. Taşınıyormuş. Çok üzüldüm. Ben İstanbul'da benim de kasabım var. Senelerdir alışveriş yapıyorum ama güvenmiyorum. Şu an serbest... Ben aldığıma güveniyordum ama kapatıyormuş. Serbestlikten dolayı geçen hafta açıklandı bu. Duydun mu? Duydum tabii. Serbestlikten dolayı ben İstanbul'dan daha et almam, kıyma da almam. Ben buradan... Buradan alırım. Sipariş vereceğiz artık. Aynen. Koyarız dip prize. Giderken de götürürüz zaten. Buranın sucuğu da çok güzel. Ben sucuk yok, alacağım. Sucuk buradan. İnanılmaz sucuk. Güzel. Bu bak, bu kasabın kendileri yapıyorlar. Sucuğunu almadım. Çok lezzetli. Ben sana lezzetli diyorsam bana inan ve güven. Çok oldu kız bu. Olsun. Birazına da ince bulgur katıp da misket köfte mi yapsak acaba? Ne alaka? Niye misket? Şey, bezelye dedin ya. Bulgur ne alaka, onu anlamadım. İnce bulgurla çok güzel oluyor. İstemiyorum. Sana mı soracağım? Evet. Ben yapayım da sen yeme. İstemiyorum baba. Şöyle bir şey vardı, onu hatırladım. Kızım seni Ali'ye vereyim mi? Evet. İstemem babacığım, istemem. Onun adı Ali. Eder beni deli. İstemem babacığım, istemem. Kızım seni Ömer'e vereyim mi?
Vereyim mi? İstemem. Tamam, vermem. Onun adı Ömer, alır beni döver. İstemem babacığım, istemem. Kızım seni Engin'e vereyim mi desene? Kızım seni Engin'e vereyim. Ver babacığım ver, onun adı Engin, babası da zengin. İsterim babacığım, isterim. Ne güzel Türkler varmış değil mi? Evet. Tabii ki de. Bir de şey vardı, hatırlıyor musun? Ona çiçekler göndermiştik akasyalar açarken. Yar yollarım beklerim, beyaz mendil. İpek mendil işledim, ona çiçek yolladım akasyalar açarken. Seni şu an Mahsus'tan öyle söyledim, bakalım şarkıyı biliyor musun? Sen nereye devam gidiyorsun? Et. Nereye gidiyorsun? Ağacım durumu. Nereye gidiyorsun? Cuvara içmeye mi? Hayır. Ya? Karşıya. Ne var orada? Kaçtı. Görüyorsunuz değil mi? İşi bana yıktı gitti. Ne var karşıda? Karşıda şey var. Mutfak var. Kahve içmeye, sigara içmeye gidiyorsun şu an. Biliyorum. Karşıda sigara içmiyor. Evet. Şeye mi gideceksin? Bayan Beyce. Duydun mu? Bayan VC'ye mi gideceksin? Evet. Bayan, erkeğe gitme yalnız. Sen devam et, konuş. İki kişi hızlı bir şekilde yaptık. Allah. Efendim? Sen çok ketum biriymişsin. Ben çok kötü bir insanmışım ketum, ya. Ketum. Ketum, kötü, işkence çektiren, kardeşini döven... Sen benim yüzümden eve girmeyen. Aynen. Yani daha ne bileyim ne yazmış bir sürü şey. Hayır, padişah fermanı gibi oraya döktürüyor döktürüyor. Ondan sonra ben yanlış anlamışım, özür dilerim. Yani bunu yanlış anlaşılacak neyi var ki? Ortalıkta olan konuşma bir espriden ibaredir. Espriyi ciddiye alıyorlar. Sonra ben konuşunca suçlu oluyorum, kötü oluyorum, kötü kişi oluyorum. Hala beni orada yargılıyor. Ben onu tanımadığım için neden böyle konuşmuşum? Bana bunu soruyor. Peki sen beni tanımadan neden böyle konuştun? Ben de sana bunu soruyorum. Neye güvenerekten, neye dayanaraktan, elinde ne gibi bir delil vardı da sen bu şekil yorum yaptın? Üstelik sadece söylemekle de kalmamış. Pardon. Neden konsantrasyonumu bozuyorsun? Söylemekle de kalmamış. Ne? Döktürmüş de döktürmüş. Allah'ım, Allah ne verdiyse artık. Beni yerin dibine sokmuş, gömmüş, gömmüş. Sanki ne oldu? Sevda, sen onun sözüne inandın, benimle kötü oldun. Üzgünüm, ben çok üzgünüm onu mutlu edemediğimiz için. Sen bana tavır almadın, sen bana küsmedin. Ben onun adına gerçekten çok üzüldüm ve çok üzgünüm. Onu mutlu edemedik. Belki senin ablan olmak istedi, onu da bilmiyorum. Ya ne ablası ya? Seni tebrik ediyorum, yeni ablalar geliyor sana. Abla bak. Ablaların hayırlı olsun. Çok komiksin yalnız. Ne yapayım? İlk defa olmadı. Her zaman oluyor aslında. Öyle mi? Evet. Sana diyorum ki seni tebrik ediyorum diyorum. Neden? Yeni ablaların geldiği için. Diyorsun. Dedim bile. Aile arasına hiç kimse giremez arkadaşlar. Aynen. Oo, sen bitirmişsin. Evet. Streçi getirir misin? Tabii. Ne demek? Hemen dolaba kaldıralım bunu. Mutfağı topluyorsun değil mi? Hayır. Toplayıp öyle yatacaksın. Evet. Sen küçüksün. Küçük kızsın. Sen küçüksün. Sen küçüksün. Saate bakıyorum. Dur. Saat şu an 4'e geliyor tam. 4'e 10 var galiba. Evet.
Yanıyor bu yeşil köşkün lambası. Geçenlerde hani bir şey olmuştu da sen dedin ya, bir tatlı huzur almaya geldik. Hayır, biz şuraya huzur almaya geldik ama o kadın bize huzur vermiyor yani. Kadın kim ya? Huzurumuza dış kapının az daha adını söyleyecektim ama yine söylemiyorum. Söyle. Tam çıkacaktı aslında. Söyleme gene de. Evet. Yani söyleriz söyleme. Abi de yazmışlar, biz onu kendimiz uydurmuşuz. Okudun mu o yorumu? Okumadım sen abi. Sen sabah öyle bir şeyler diyordun bana. Vallahi okudum. Ha evet evet. O şey şöyle yazdı. İyi mi yazdı, kötü mü yazdı bilmiyorum dedin ama. Bence orada iyi bir şey yok. Yok yok. İki kardeş oturmuş, uydurmuş, kurmuş, video çekmiş. Hiç başka işimiz gücümüz. Ya doğru. Yok. Mesajı da gösterdiğimiz halde gene de aman şey yapmadı yani. Bir şeyleri kime ispat etmek zorundasın ki? Aman boşver. Ama ben o kişi, yani biz o kişiye söylemek istediğimizi söyledik ya. Oh ben yeter. Rahatladım. Bastım engeli gitti. Sen kimsin ki? Kendini ne sanıyorsun? Herkes kendini bir şey sanıyor da. Bunlara bebek yaptım bak. Bebiş. Bebecik. Bebecik. Streç kafana düşmesin, bayılır seni. Streç'i açtım da bu niye yanları kıvrılıyor? Düzgün aç bak, o kaliteli bir streç. Öyle kesin. Yapma. Geri sarma. Tamam hadi, seni bekliyorum. Beklemek ibadet, gitmek zorundur. Orhan Gencebay. Orhan babam ya. Ne güzel kuru yufkalar duruyor orada sıra sıra. Babamın ama. Evine gidelim. Ellerinden öper. Yarın ondan yiyelim mi? Evet. Yesin. Ondan. Ama öyle börek de var. Abi yarın bütün ya gün. Ya kızım ben yarın diyetteyim ya. Ne? Ben ne yiyeceğim yarın? Kahve içeceğim. Bundan sonra kahve ve suyla yaşıyorum. Benim öğünümden alın yemekleri, tamam mı? Buranın suyu da vitaminli ama. Beni zincirleyin. Öğünümden alın. Ben bir fikir düşündüm. Senin şu dudağınla şu dudağını delerim. Oraya zincir takıp kilit vurayım ben. Bence de süper. Sen ne yapıyorsun? Streçleyeceğim. Bu ne? Bu taraf? Orası kıvrıldı. Beceremiyorsun. Bırak bana. Kıvrıldı şimdi. Ben onu açmaya mı uğraşacağım? Ne kadar zararlı, ziyancı bir kız bu. Ben uğraşamam. Bak. Oldu mu şimdi? Olmadı mı? Neresi açık kaldı? Bayağı da ağır. Senin beline streç sarayım mı? Zayıflatıyormuş. Kavitasyona git. Navigasyon mu? Kavitasyon. Göbek bölgesine makineyle, cihazla yağları parçalayan bir cihaz. Ay. Al bunu da buzdolabına koy. Elim kirli, bir dakika ellerimi yıkayıp geleyim. Bizim videomuz uzun oldu sanırım. Bakayım. Ezan mı okunuyor? Sabah ezanı okunuyor arkadaşlar. Namaz kılacağız şimdi. Yani ben kılmayacağım da annemle ablam kılacak. Köftemizi yaptık. Ezanımız okunuyor. Sabah ezanımız. Bu köfte çok muhteşem oldu. Bakar mısınız? Yemedi, yanında yaptı. Ben sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Ben bu gece köfteyle yatayım. Aslında köfte çok sevmem ama gerçekten çok özenerek yaptım. Ay bu tripodda ne oluyor, bu tripodda sürekli. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Asi ile kalın. Ablam mutfağı topluyor. Ondan sonra bir sürü bulaşık bıraktım ona. Çünkü bayağı bir dağınıklık çıktı. Hoşça kalın kız şeyler. Ne diyordum? Ha, tripod devriliyordu. Ayarlayamamıştım. Şimdi ayarladım. Köfteyi aslında sevmem. Gerçekten sevmem. Ama bu akşam içine çok güzel baharatlar kattım ve kıyma benim çok hoşuma gitti. Çok güzel bir kıymaydı. O yüzden sanki canım çekti gibime geliyor. Şimdi ablam mutfağı toplasın, biz yatağımıza girelim. Yine ablamla aynı odayı paylaşacağım. Şunu da şöyle göstereyim. Benim odam burası, biliyorsunuz, göstermişim daha önceden videolarda. Burası benim odam. Öbür taraf ablamın odası ama ben gene odamda yatmayacağım. Çünkü odada ablamla beraber paylaştığım odada çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Öyle yani, Allah nazardan saklasın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asi ile kalın.